Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Golang'de kalıtım ve interface konularını inceleyeceğiz. Yani inheritance ve interface. Bununla ilgili öncelikle söylemem gereken birkaç şey var. Golang doğrudan kalıtımı yani inheritance'ı desteklemez. Ancak bunu yapabileceğiniz bir yöntem sunar. Daha önceki videolarda belirttiğim gibi Golang diğer dillerdeki her yeteneği bünyesine katmamıştır. Ancak o yeteneği büyük ihtimal karşılayabileceğiniz bir özelliği vardır. Böyle de bir kullanım yöntemi var. Inheritance'ın yerine de hani inheritance'ı teknik olarak yapabiliyorsunuz nihai olarak ama bildiğiniz gibi eski yöntemlerle değil. Mesela bir C#'da sınıf dediğimizde public sınıf bunun sağ tarafına bir I interface I ile başlayan bir interface belirttiğiniz zaman bu şekilde iki nokta üst üsteden sonra tanımlama yapabiliyorsunuz. Java'da da benzer şekilde kullanılıyor. Ama Golang'de durum farklı. Sadece bu yapabildiğiniz şeyi nihai olarak Golang'da da yapılabiliyor. Golang'daki inheritance'ın karşılığı composition. Bunu uygulamayı geliştirirken özellikle belirteceğim. Bir de inheritance içerisinde yani kalıtım yapacağımız uygulamada birincisi composition'ı uygulayacağız. İkincisi de interface'i, arayüzleri inceleyeceğiz. Arayüzlerde bir geliştirdiğiniz kodda, geliştirdiğiniz uygulamada bir kontrakt oluşturmanızı sağlar. Yani bir sınıfı geliştirirken eğer bir interface'den kalıtım alırsanız, miras alırsanız ya da bu interface'i o sınıfa implement ederseniz o interface'deki metotları, nesneleri implement ettiğiniz sınıf ya da struct içerisinde erişilebilir hale getirir. Bu da soyutlama gibi birçok ek faydayı sağlar. Bununla ilgili örneğimizi geliştirmeye başlayacağım. Biraz detaylı bir örnek. Bununla ilgili küçük bir link paylaşımım olacak. Onlar da şöyle. Öncelikle cihanosan.com'da ve Godirco'da zaten aynı makale. Bu konuyu anlatan bir makalem var. Videodan sonra bunları da inceleyebilirsiniz ayrıyeten. Şimdi kodumuzu yazmaya başlayalım. Öncelikle yapacağım şey genellikle interfaz mimarisini anlatırken kullandığım yöntemlerden birisi. Bir otomobil satış altyapısı geliştirdiğimizi düşünelim. Burada teknik olarak ve mantık olarak düşünürsek birden fazla otomobil markası vardır. Bu Renault, işte Ferrari, Mercedes vesaire bunlar olabilir. Ve bunların kendi alt modelleri vardır. Bunlar dallanarak gider. Şimdi işin yazılımsal boyutunu düşünürsek, hani OOP mantığında düşünürsek, her otomobilin ortak bir çatısı vardır. Mesela hepsinin bir rengi vardır. Fiyatı vardır. İşte hız bilgisi vardır. Vesaire. Bunlar çoğaltılabilir. Tabii ne yapmak istediğinize göre değişir. Ve ortak hareketleri vardır. Davranışları, behavior'ları vardır. Bunlar da aracın çalıştırılması, durdurulması ve özet olarak bunların bilgilerinin alınması. Yani bir otomobilin bilgisini getir dediğin zaman o otomobille ilgili temel bilgileri size getirmesi gerekir. Çalıştır deyince çalıştırması gerekir. Dur deyince durması gerekir motorun. Kontakt işlemleri. Bunlar ortaktır. Temel anlamda dediğim gibi ortak özellikler çok fazla esneklik gösterebilir, değiştirilebilir. Siz de bu yapacağımız uygulamanın üzerine bu konuştuğum şeyleri ekleyerek değiştirebilirsiniz. Mesela otomobilin alt özelliklerini daha da farklı dallı hallere getirebilirsiniz. Dallandırarak. Şimdi ben şurada
kodlarımı yazmaya başlayacağım. Ya da üst kısım karışmasın, şimdi linkler falan da verdim. Orası kalsın alt tarafta. Öncelikle ben sınıflarımı ve base sınıflarımı belirleyeceğim. Yani struct'larımı ve onların base'lerini belirleyeceğim. Ne demiştik? Örneğin Ferrari var. Farklı Mercedes markası, Lamborghini vesaire, bunlar oluşturulabilir. Ama öncelikle base sınıflar oluşacak. Bunlar da örneğin şöyle de bir açıklama getireyim. Base struct. Şöyle İngilizce oldu, İngilizce kalsın. Base struct kısmında öncelikle otomobil, yani araç, car struct'ı. Bunun markası vardır. Bu string tipindedir. Model string'dir. Color string'dir. Speed hız bilgisi integer. Price fiyat bilgisi float 64 şeklinde. Bir diğer base struct'ımda şu olsun. Şunu bir boşluk bırakayım. Her otomobil bu bahsettiğim özelliklere sahiptir. Fiyatı vardır, hızı, rengi, işte modeli, markası falan. Ama bazı otomobillerde olan, bazılarında olmayan bir yetenek, özellik, üretim kapasitesi diyelim, yeteneği. Bu da özel üretim olma durumu. Mesela Mercedes'te özel üretim yok ama Ferrari ve Lamborghini'de var gibi. Type dedim. Bu da Special Production diye bir struct var. Burada da sadece bir boolean olacak. Special diye. Bu da true ya da false değerlerini alacak. Bu şekilde. Sonra bunlara uygun bir şekilde sınıflarımızı, yani otomobillerimizi geliştirelim. İlk olarak Ferrari olsun. Type Ferrari diyelim. Struct olarak. Şimdi benim burada yapmam gereken Ferrari'ye özel şeyler olabilir. Bunlar düşünülebilir. Ama şu an için düşüneceğim en temel şeyler, mesela burada base bir sınıf yaptığımızı söyledik. Hatta iki tane sınıf. Birincisi şu olması gerekiyor. Car ile ilgili bu hepsinde olacak. Copy paste yapmanın bir anlamı yok. Kalıtım olması lazım. Kalıtımı da dediğimiz gibi burada diğer dillerdeki gibi yapamıyoruz. İki nokta üst üste sınıfın yan tarafına yaz gibi. Burada composition işlemi var. Composition da şudur. Ben bunun içerisine sınıfı doğrudan yazıyorum. Bakın. Herhangi bir veri tipi yazmıyorum. Sadece sınıfın adını yazdım. Car diye. Bu artık Ferrari sınıfı, Ferrari struct'ı, car struct'ını kendisine kalıtım olarak aldı. Bir diğer de bu special product mı, özel üretim mi? Olabilir. Böyle bir yeteneği olabilir bu markanın, special production. Mesela Mercedes'in yok. Ona koymayabiliriz. Evet. Bu şekilde Ferrari'yi tanımladım. Ferrari'ye özel şeyler varsa onlar da burada olabilir ama şu an aklıma gelmiyor. Ekstra bir şey eklemeye gerek yok. Eğer eklemeniz gerekirse X, Y, Z örneğin şöyle eklenebilir. Benim için gereksiz şu an. Sonrasında şimdi buraya anlatayım birazdan. Ferrari Car ve Special Production struct'larından miras aldı, kalıtım aldı. Bunu Composition yöntemiyle gerçekleştirdi. Composition olayı şunu yapıyor. İçerisindeki car sınıfı, bu Ferrari'nin nesne örneği üretildiği zaman buradaki car sınıfı üzerinden gidiyor buradaki nesnenin içerisindeki özellikleri, yani dışarıya açık olan field'ları size
Ferrari'nin nesne örneği üzerinden erişebilmenizi sağlıyor. Bu kullanım aslında anonymous type, isimsiz tip olarak kullanım. Ve buna da Golang içerisinde embedded type diyoruz. Ferrari içerisinde car sınıfının özelliklerini, fieldlarını vesaire kendi içerisinde kullanabilmenizi sağlıyor. Aynı şekilde Special Production da bunu sağlar. Peki bununla ilgili metotları yapalım o zaman. Hani şu an composition yöntemini anlattım ama diğer konumuzda interface'di. Interface konusunda da şimdi yapacağım örneklerde bunu gerçekleştireceğim. Tabii bunun için interface'in bir genel yapısını oluşturmamız gerekiyor. Mesela ben öyle bir interface yapayım ki bu bütün arabalarda geçerli olsun ve bunun üzerinden kalıtım uygulansın. Burada da interface kısmında type dedim, carface interface içerisinde run metodu var. Bunun dönüş tipi boolean, stop var, stop boolean ve information metodu var. Bu da string döner. Bu şekilde oluşturduk interface'i. Şimdi bunu kendisine kalıtım alacak sınıflarımızın yapısını oluşturalım. Mesela Ferrari üzerinden gidecek olursak, Ferrari için birkaç metot yapacağım. Metodu hatırlarsanız bir tipin nesnesiymiş, metoduymuş gibi davranır. Yani struct'ın içerisine yazmadan, sadece şu şekilde tanımlayarak, işte diyelim şöyle tanımlayarak bunu gerçekleştirir. Burada bir örneğini yapalım, onun üzerinden konuşalım. Geri dönüşü boolean içerisinde tek yaptığı, aslında bu bir örnek olduğu için true değerini verdim ben. Bu çalışıyormuş şeklinde. Buradaki Ferrari, buradaki tipin adı. Metotlar videosunda izlediyseniz bunu anlatıyorum. İzlemediyseniz onu tavsiye ederim. Şimdi konuyu dağıtmayayım. Burada bir diğer yapmam gereken şey şu. Bakın burada bir x var. Yalnız x'i yazarsam, dikkat ederseniz burada x'i kullanmadım bu metodun içerisinde. Kullanmadığım için de derleme sırasında hata verecektir. Hani kullansaydım sorun yok. Ama kullanmadığım ve kullanmayacağım için ben bunu alt tire olarak değiştiriyorum. Alt tire hem metot geri dönüşlerinde hem de bu parametrelerde bilinmeyen ya da düzeltiyorum, kullanılmayacak olan nesnelerin, kullanılmayacak olan parametrelerin vesaire yerine kullanılır. Siz bunu koyduğunuz zaman artık Ferrari'nin bir nesne örneği yoktur burada. Sadece bunun bir Ferrari tipindeki struct'ın metodu olduğunu göstermek için kullandığımızı belirtmiş oluruz. Aksi halde x hata vereceği için bu hatayı da engellemek için alt tire koyuyoruz. Bu genel olarak alt tireyi gördüğünüz yerde onun kullanılmayacak olan bir değişkeni gereksiz yere kullanmaktan kurtarmak için olduğunu bilmeniz yeterli. Basit bir şey yani. Sonrasında diğerlerini de yapıyoruz. Funk, bu da aynı mantıkta Ferrari'ye ait. Bu da stop olsun ve geri dönüşü boolean. Return true. Bu da. Sonra diğer bilgimde, diğer metodum da information'dı. Bunun için de gene aynı mantıkta yapacağım ama burada ekstra bir şey var. Çünkü information için benim dışarıdan bir nesne örneği almam gerekiyor. Çünkü o nesne örneğinin içerisindeki bilgileri birleştirerek ben geriye döndüreceğim bu metotta. O yüzden x dedim.
Ferrari'nin pointer'ını aldım. Information dedim. Information. Geriye bir string dönecek. Burada da string birleştirme işlemi yapacağım. Red return kısaltması olarak bir değişken tanımladım. Öncelikle bir tablık boşluk bıraksın içe doğru. Sonra artı yapmaya çalışacağım. X nokta önce markayı yazsın. Sonra boşluk X model. Bir tane daha. Alt satıra in. Sonrasında bir tab daha bıraktım içe doğru. Bunun içeri doğru göstermesini istiyorum. Yani diğer bilgilerden biraz daha ayrı olduğu belli olsun diye. O yüzden tab veriyorum. Şuraya bir tane daha. Buraya da color yazdım. X color. Bir tab daha. Bu string birleştirme biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Sonra speed, hız bilgisini yazalım. Burada hız bilgisi integer olduğu için str.com üzerinden bunu gerçekleştiriyorum. Itoa. Itoa mı Itoa mı okunuyor artık bilmiyorum. Sonra x nokta speed diyorum. Ve artı gene şuradaki yapıyı şöyle kopyalayayım. Şurayı şöyle aynısı. Sonraki bilgimiz price bilgisi olacak. Price'dan sonra burada da str.com şeklinde itoa. Itoa x price. Önceki videolardan hatırlarsanız bunu, bu kullanımı. 64 bit bir tanımlama ve sonunda da million olarak bunu yaptık. Add. Bu da ekleme. Yani bu işlemin special ekleme bilgisini şöyle x nokta special dedim. Special'ın içerisinde diyorum ki red şöyle artı eşittir ters slash n ters slash t special at. Bunu yapmamın sebebi şu, anlamışsınızdır. Anlamadıysanız şöyle diyeyim. Yukarıda bilgileri gösterdim. Şimdi bu special bir üretimse, yani özel üretimse, ben şurada ekstra yukarıdaki return stringine bir artı eşittir diyerek yeni bir satır alta indirip yeni bir tab oluşturup special yanına da evet yazdırıyorum şuradakini. Eğer specialsa. Değilse olmayacak zaten bu. Burası Ferrari'nin temel işlemleriydi. Sonrasında aynısını Lamborghini'ye yapabiliriz. Şunu aldım. Biraz da boşluk. Gerçi o boşlukları şimdi kaydet dedim mi silecek. Lamborghini. Copy and paste. Copy and paste. Paste. Bir daha. Temel olarak aynı. Değişiklik olabilir mi? Değişikliğe gerek yok. Lamborghini de özel üretim olabiliyor.
farklı bir şey yok. Diğerleri zaten temel seviyede. Mesela özel üretim olmayan Mercedes var. Mercedes'i yapalım. Burada şurayı copy and paste. Mercedes. Mercedes'in struct'ını oluşturdum. Metotlarını oluşturdum. Hazır. Ama bunun özel üretim bilgisine gerek yok. Çünkü özel üretimi yok. O yüzden şöyle direkt yapabilirim. Yani yazmasam da olur. İsterseniz de add kısmına no yazabilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. Hiç gerek yok göstermesin. Şimdilik sınıflarımız hazır. Bunu kullanmaya bakalım. Yukarıya çıktım. Main içerisinde. Öncelikle Ferrari. Büyükler önden diyelim. Ferrari, Fer. New. Ferrari. Fer. Brand. Markamız. Ferrari. Aslında bunu da nesne örneğinin konstrüktörünü oluşturarak yapabilirsiniz. Yapabiliriz o zaman. Kafanızı karıştırmasın diye yapmıyordum ama şöyle olsun, bir constructor yapalım. Funk new Ferrari diyelim. Bu dışarıdan yapsak mı? O zaman şöyle yapalım. Bu video içerisinde de bir ödev gibi bir şey olsun. Ödevi de şöyle olsun. Ferrari'nin brand bilgisini Ferrari struct'ının constructor'ı, yani new, aslında şöyle açıklayayım, constructor örneği yapacaksınız ya, buna da örnek olarak new Ferrari diyeyim. Bunu struct'ın constructor'ı içerisinde tanımlayın. Bunu diğer videolara bakarak da öğrenebilirsiniz. Tekrar bir hatırlamış olursunuz. Ben şimdilik devam ediyorum. Model aklımda kalanlardan F50 vardı. Ya da ben uydurdum. Onu bile hatırlamıyorum. Bir F50 Maranello falan vardı aklımda. Kan kırmızısıydı bu. Speed 340 diyelim. Çok hızlı. Price 1.4. Bu benzin değil tabi. 1.4 milyon dolar yani. Special mı? Yes. True. Sonra istersek tabii ki isteyeceğiz. Print line FMT information diyorum. Demek istiyorum. Nasıl diyorsam. Fair information dediğimde bunun bilgilerini alırız. Tekrar go run app go. Evet. Beklenen hata. Neden? Aytoa. Too many argument 64 88 112. Her kullandığımız yerde patlamış. 64 şurada str.com. Evet, tanımlı bu. Call muhtemelen bir parantez gibi bir şey mi? str.com. Bu yanlış.
Bunu format float yapacaktık. Bu böyle olmaz. Diğerlerinde de aynı. Şu kısmı değiştiriyoruz. Bir tane daha. Evet. Sorun çözüldü. Tekrar çalıştırıyorum. Ferrari F50. Color red, speed 350. Bakın price 1.4 artı milyonla birleştirmiştik bunu. Milyon dolar. Special yes. True göndermiştik. True ise yes olacak demiştik filan. Tersini yaparsınız. O da size ödev olsun. Hani bir araştırma önerisi. Daha doğrusu ufak bir eklenti diyelim. Special eğer true ise yes olacak. Ama false ise ne yapacağınızı ben yazmadım. Silmiştim orayı hatırlarsanız. Eğer false olursa da oraya no yazarsınız. Mesela Mercedes'te böyle bir örnek olacak. Onu bu şekilde çalıştırmanız gerekiyor. No ile. Diğeri Mercedes arkadaş. New Mercedes. Buna da yukarıdaki şu aynı şekilde araştırma şeyi önerisi burada da geçerli. Bunun da constructor'ını oluşturup aynı şekilde brand bilgisine Mercedes yazdırın ki sonradan böyle gereksiz yere brand tanımlamak zorunda kalmayasınız. Örneğin New Mercedes yaparsanız şurada New kullanmak yerine New Mercedes metodunu çağıracaksınız. Haliyle burada da New'den New'i değiştirmeniz falan gerekiyor. Zaten olayı da anlattım biraz. Merch Brand Mercedes Merch Model CLX. Böyle aklımda kalanları ortaya atıyorum. Color Black. Efsane Mercedes rengi. Mercedes'in hızı Speed. Bu da 290 olsun. Ferrari ayıp olmasın. Fazla yaklaşmasın. Mercedes'in price'ı 0.4 milyon dolar diyelim. Şimdi yukarıda bunun temel olarak nasıl görüneceğini, ekrana basınca ne olduğunu gördük. Şimdi ben bunun ekstra bir işlemini daha yapacağım. Zaten bu da aynı olacak. Şöyle yapayım. Hop, böyle. Şurada da match olacak. Ekranda göstereyim. Evet, Mercedes CLX Color vesaire 0.4 milyon dolar. 400 bin dolara denk geliyor. Şimdi ekstra olarak bir tane daha function yapacağım. Daha doğrusu bu function olacak. Az önceki yaptıklarım metot. Yani şunlar metottu. Bunlar function yapacağım. Bu function'ı da nerede? Şurada olsun. Diğerlerinden bağımsız olduğunu görelim. Func car execute. Execute. Bu dışarıdan car face tipi alacak. Car face tipini şimdi hatırlayalım. Neydi car face? Interface. Benim oluşturduğum şu nesne örneklerini, merge ve fer nesne örneklerini ben car face'e göndereceğim. Daha doğrusu yukarıdaki execute'a göndereceğim şuna. Car execute'a. Bunun da içerisinde ufak tefek kodlarla run, stop, information gibi bilgileri kullanarak yani bu metotları kullanıp ekranda göstereceğim. Tabii ki burada şuradaki function'ın, car execute function'ın bir interface aldığını unutmayalım. Burada bir soyutlama işlemi gerçekleşiyor. FMT print print line. Hop şöyle. Biraz da boşluk. FMT bir tane daha print line
Araç bilgi. Bir alt satıra indirelim. New line ile. Dışarıdan gelen C'nin C C şöyle neden çalışmadı? Information IntelliSense bir yere gitti. Umarım hata yoktur. Yok gibi görünüyor. Print line. Yine bir boşluk bırakayım. Daha doğrusu alt satıra ineyim. Ekranın daha düzgün görünmesi için. Sonra bir mesaj değişkeni oluşturuyorum. Şöyle. MSG. Bu boş. Kullanacağım bunu. Is run. C üzerinden şöyle run. Ondan sonra bunun bilgisini alıyorum. True mu false mu? Diyorum ki if is run true ise buraya girecek. MSG çalışıyor. Bu da biraz aksiyon katma aslında işin içine. Hani programatik olarak Go'yu biraz daha fazla kullanmamızı sağlıyor. MSG çalışmıyor diyelim. Sonra da bunu FMT print line diyerek araç bilgisi araç artı MSG artı araçtan sonra mesajı yaz sonuna nokta koy. Böyle bir fantazi. Eğer stop ise C nokta stop burada da şunun aynısı. Durdu filan gibi olacak. Is stop yazdım. Durdu. Ya da duramadı. Fren tutmuyor. Gibi. Sonra da bunun aynısı. Ekrana yazma olayı. Şimdi şuraya geldim. Car execute dedim. Car execute fair. Car execute merge. Şöyle. Haydi çalıştıralım. Süper. İşte bu. İşte bu. Çünkü evet interface'de undefined car face. Car face büyük. Car face büyük harf yazmışım. Küçük olacak. O yüzden tanımadı. Bak burada bir hata olduğu belliydi zaten. IntelliSense gitmişti. Tamam. Evet. Bakın Mercedes, CLX, Black vesaire geç. Araç bilgi burada da aynı. Sonra şuradaki car execute kısmı çalışıyor. Bir dakika. Şunu da kapatayım ki kafanız karışmasın. Bakın şurayla ilgili bütün printler gitti. Burada print yok. Sadece car execute'lar çalışacak. Şu anki örneğin doğrusu bu. Evet. Araç bilgi. Ferrari bilgisi, araç çalışıyor, araç durdu. Araç bilgi, Mercedes bilgisi. Dikkat ederseniz burada Ferrari'de special yes ama araç bilgide special yok Mercedes'te. Araç çalışıyor ve araç durdu. Ne yaparız burada başka?
Mesela şeyde Ferrari mesela çok hızlıymış, durmuyormuş. Yapalım. False dönsün. Şimdi tekrar çalıştır. Ferrari araç çalışıyor. Araç duramadı, fren tutmuyor. Araç bilgi Mercedes. Araç çalışıyor, araç durdu. Bu kadar. Şu an yaptığımız örnekte birincisi, şöyle bir özet geçelim. Summary alanımız. Bir kere base sınıf ve bu base sınıftan kalıtım alma örneğini yaptık, inheritance. Bunu composition yöntemiyle yapıldığını söyledik Golang'da. Composition'ın ne olduğunu da anlattık. Ve interface'in ne olduğunu, bir kontrakt olduğunu söyledik. Bu kontraktı uygulayarak yapılabilecekleri anlattık. Ve Carphase adında bir interface oluşturduk. Bunun içerisinde run, stop ve information bilgilerini, metotlarının olduğunu gördük. Ve oluşturduğumuz nesne örneklerini car execute adındaki dışarıdan sadece carphase interface'i alan bir metoda göndererek bunlarla ilgili işlemler yaptık.